İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim Filistin konusuyla başlamak istiyorum. Bugünkü rakamlara göre maalesef diyelim ölü sayısı 500'ü, yaralı sayısı da 3000'i aştı. İşin ilginç tarafı ve daha da kötü tarafı diyelim İsrail kara operasyonunu daha da genişletebileceğinin sinyallerini veriyor. Nereye gidiyor bu iş acaba? Vallahi tabii bu durum aslında yani tam böyle perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Cinsinden bir gelişme. Yani İsrail zaten daha evvel dünyanın gözü önünde defaatle Gazze'ye baskı yaptı. Gazze'yi karadan, havadan, denizden bombaladı. Zaten uzun bir süredir devam eden çok keskin bir ambargoyla Gazze'yi zaten tehdit ediyor. Abluka altına almış vaziyette. Ve en sonda biliyorsunuz 15 gün evvel operasyonlarını, hava operasyonlarını bir takım bahanelerle başlatmıştı. Kara harekatını yapıp yapmayacağı konusunda ise zaten sinyallerini veriyordu. Yapacağına ilişkin sinyaller veriyordu. Maalesef İsrail kendisi bakımından şartları çok olgunlaşmış görüyor. Ve bu yaptığı operasyonlarla Filistin meselesini nihai olarak sonlandıracağını, artık Filistin'in hem dünya kamuoyunun gündeminden kalkmasını sağlayacak hem de kendisine bir tehdit olmasını sağlayacak, kalkmasını sağlayacak operasyonlar planladığı biliniyordu. Bu operasyonları başlatmış bulunuyor. Bir kere birkaç bakımdan İsrail'in eli çok rahat. Öncelikle dünya sisteminin artık problem çözme yeteneği kalmadı. İsrail bunu görüyor. Suriye meselesini çözemiyor, Irak meselesini çözemiyor, Ukrayna meselesini çözemiyor. Hadi Orta Doğu'da İslam dünyasında akan kanla çok ilgilenmiyorlar diyelim. Ama Ukrayna, Avrupa'yı da ilgilendiren bir sorun. Bütün Batı ülkelerini ilgilendiren bir sorun. Avrupa ülkelerini ilgilendiren önemli bir mesele. Burada da dünya sistemi problem çözme yeteneğini kaybetmiş vaziyette. Dolayısıyla İsrail bunu da gördüğü için nasılsa diyor yaptığım yanıma kar kalacak, ne yaparsam yapalım. Dünya sistemi İsrail'in bu saldırgan tavırlarına karşı önleyici hiçbir tedbir alamayacak. Yani nihai bir darbe peşinde mi İsrail Filistin? Öyle görünüyor. Yani Filistin meselesinde çok önemli bir, belki son nihai darbe olarak düşünmüyor olabilir. Ama sonuçta çok hayati bir bu yolda, nihai darbe yolunda hayati bir adım attığını düşünüyor İsrailliler. İkincisi İslam dünyasının içinde bulunduğu durum. Özellikle bölge ülkelerinin içinde bulunduğu karmaşa, türbülans, kargaşa, iç çatışmalar, iç kavgalar. Yani komşu ülkelerine bakın, İsrail'e herhangi bir şekilde tehdit oluşturabilecek İslam ülkelerine bakın. Hemen hemen hepsi... Sözünüzü kesiyorum, belki bakabilirsiniz. Şu anda bir son dakika veriyoruz. Tanklarla El Aksa Hastanesi'ni vurdu İsrail, 5 ölü diye son dakika haberini geçiyoruz. Maalesef, size paylaşalım. Yani hiçbir insanlık kaygısı gütmeden, yaşlıdır, çocuktur, hastadır, hastanedir, ambulanstır, okuldur, camidir. Biliyorsunuz bir de cami bombaladılar. Mübarek Ramazan akşamında orada da 50'ye yakın insan ölmüştü olayların başlangıcında. Dolayısıyla bu çerçevede bakıyor İslam coğrafyası da. İşte Suriye zaten bir iç savaşın içerisinde. Irak aynı şekilde bir iç savaşın içerisinde. Mezhep savaşları, etnik çatışmalar. Efendim İslam dünyasında ta neredeyse Cezayir'den Yemen'e kadar olan coğrafyada, Irak'a kadar olan coğrafyada, İsrail'i ilgilendiren bu bölgede bütün ülkelerin kendi iç problemleri var. Hazır İslam dünyasında bu kadar iç çelişkileri, çatışmaları içerisinde boğuşurken, yakalamışken bir adım daha atayım diyor. Bir de tabii önemli bir mesele, üçüncü önemli mesele, İslam coğrafyasında maalesef halkların tavrı başkadır. Ama yöneticilerin, çok büyük bir kısmının yöneticilerin tavrı da ne yazık ki başkadır. Yani burada bir siyasi irade zaafının da olduğunu biliyor. Bu üç önemli mesele üst üste geldiği için çok rahat bir şekilde, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan, hiç kimsenin söylediği sözü dinlemeden, zaten kimse de doğru dürüst Türkiye dışında bir şey söylemiyor maalesef. Hiç kimse bu anlamda dediğine bakmadan yoluna devam ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Yani İsrail bir kere şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, dünya barışının kilidi Orta Doğu'dur. Orta Doğu barışının da anahtarı Filistin meselesidir. Yani başkenti Kudüs olan özgür, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu barışa asla kavuşamayacaktır. Dolayısıyla bunlarla belki Filistinliler 500 kişi öldürüyor, daha evvel binlerce insanı öldürdü. Zaten Gazze'yi, Batı Şeria'yı açık bir hapishane haline getirmiş. Bomba atmasa da insanların köylerinin, şehirlerinin, kasabaların etrafını çevirmiş vaziyette. İnşaat malzemesi giremiyor, tıbbi malzemeler giremiyor, yiyecekler giremiyor, bebek mamaları giremiyor. Aslında evet, en söylediğiniz vahim şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü dün itibariyle uluslararası yetkililerin açıklamaları ilaç ve gıda stoğunun da tükenmek üzere olduğu yönündeydi. Tabii. Bütün bunlar yeni bir dönem, yeni bir tablo ortaya çıkardı ve İsrail bundan istifade etmeye çalışıyor.
Esasına bakarsanız 1967 savaşlarından bu yana İsrail'in aslında en büyük gücü ekonomik gücü ya da askeri gücü değildir. Evet, ekonomik olarak gücü var, dünya ekonomisinde ciddi bir etkinliği var, efendim ciddi bir askeri gücü var, atom bombası dahil her türlü silaha sahip, ama İsrail'in esas gücü diplomatik gücüdür. Yani dünyada işte görüyorsunuz yine Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyor. Almanya İsrail yanlısı demeçler veriyor. Dünyanın hemen hemen bir iki ülke dışında hiçbir ülkeden resmi bir ses çıkmıyor. Uluslararası kuruluşlarının hepsi eski tabiriyle lale öpken pozisyonunda, yani sağır ve dilsiz pozisyonundalar. Birleşmiş Milletler'den gık çıkmıyor, Avrupa Birliği'nden çıkmıyor, NATO'dan çıkmıyor, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çıkmıyor, Arap Birliği'nden çıkmıyor. Velhasıl sanki dünya üzerine bir ölü toprağa serpilmiş gibi. İnanın ki Türkiye ve birkaç ülkenin dışında hiç kimse ağzını açıp bir şey söylemiyor. Halklar başka, dünyanın her yerinde, Batı ülkelerinde de sokaklara çıkan insanlar var. Bu insanlık dışı vahşeti, bu gerçekten katliamı, bu soykırım mahiyetindeki operasyonları gerçekten kınayan insanlar var. Ama maalesef diplomatik olarak İsrail'in karşısında bir blok oluşturulamıyor. Böyle olduğu için de adamların yaptıkları yanına kâr kalıyor. Bugün bir adım atıyorlar. Yani bunu illa toprak genişletmek anlamında söylemiyorum. Kaldı ki şu anda İsrail'in kendi toprağım diye savunduğu toprakların %70'i 67 şartlarına göre işgal topraklarıdır. Onu da bir tarafa bırakarak söylüyorum. Ama sürekli siyasi mevzi kazanıyor. Sürekli olarak kendi konumunu oldu bittiye getirerek ilerletmiş oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ve insanın yüreğini sızlatan husus şu. Yani Allah aşkına bu gariban Gazzelilerin, bu Filistinlilerin bu çektiği nedir? Bu kadar İslam coğrafyasında 1,5 milyara yakın insan var. Hür dünya dediğimiz, efendim Batı dünyası dediğimiz, gelişmiş dünya dediğimiz milyarlarca insan var. Bu insanların hiçbirisinden neredeyse ses çıkmıyor. Neredeyse bu insanlar bütün dünyanın bir özgürlük davasını, bütün dünya barışının kilit noktasını ayakta tutma davasını kendi sırtlarında taşıyorlar. Kabul edilebilir bir durum değildir. Bütün gönlümüz, dualarımız, elimizden gelen her türlü desteğimiz Filistin halkının, Gazze halkının yanındadır. Ümit ediyorum ki uluslararası camia bu sessizliğini bozar. Ha şunu da ifade edeyim. Yani İsrail'in insanlık suçlu işlediğinde şüphe yok. İsrail bir büyük sınavdan giriyor ve her girdiği sınavda da çok kötü şekilde sınavda kalıyor. Ama herkes bir sınava tabi tutuluyor. Siyasetçiler, medya kuruluşları, efendim uluslararası kurum ve kuruluşlar, İslam ülkelerinin yöneticileri, efendim başka ülkelerin yöneticileri, herkes bir sınava tabi tutuluyor. Kimisi dediğim gibi görmezden geliyor, ağzını kapatmış, kulaklarını duymazdan geliyor. Kimisi kemküm birkaç cümleyle işi geçiştireceğini zannediyor. Sınavı pek geçen yok galiba. Efendim? Sınavı pek geçen yok galiba. Sınavı pek geçen maalesef çok az. Burada Allah'a çok şükür Türkiye sonuna kadar her düzeyde avazı çıktığı kadar bağırıyor. Elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Ve inşallah bu ses daha fazla artarak hakkı savunmaya devam eder. Biraz hali uluslararası camia deyince benim aklıma kaçınılmaz olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un başlattığı Orta Doğu turu akla geliyor. Çeşitli ülkeler uğruyor ama Türkiye'ye uğramıyor, uğramayacak. Ne dersiniz? Yani Türkiye'nin tavrı çok net. Yani herhalde Birleşmiş Milletler yani İsrail yaptığıyla kalsın, siz de bunu görmezden gelin turuna çıkıyorsa bu tur barışı sağlayacak bir tur olmaz zaten. Mühim olan saldırılarını durduracak olan işlemlerin en azından kararların Birleşmiş Milletler tarafından alınması ve bunların bir türlü uygulanabilmesi lazım. Ban Ki-moon evet bu turu tabii ki turları yapabilir, dolaşabilir ama Birleşmiş Milletler'in esas en başta söylediğim şey o. Birleşmiş Milletler artık kağıt üstünde bir örgüttür. Birleşmiş Milletler dünyada savaşı durduran, barışı sağlayan bir kuruluş değil. Maalesef güçlülerin elini kuvvetlendiren, güçlülerin saldırganlığını artıran bir kuruluş haline gelmiştir. Hiçbir sorunu da çözme yeteneği kalmamıştır. Bir başka soru, Amerika Birleşik Devletleri Sayın Başbakan Erdoğan açıklamalarına yıkıcı ve kırıcı açıklaması yaptı. Arkasından Sayın Başbakan'ın cevabı geldi. Ben şu asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yıkıcı diye. Ben şunu sormak istiyorum. Filistin sorunu üzerinden Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir kırılma yaşanması olası mıdır? Böyle bir şey bekler misiniz? Yok, hayır beklemem ama yani dediğim gibi bütün dünya burada bir sınava tabi tutuluyor. Yani Allah aşkına kırıcı ve yıkıcı tabirini kullanmak hakikaten ne kadar büyük bir çifte standarttır. Yani bırakın sözlerle insanların birbirlerini kırmasını. Şu anda insanlar ölüyor. 500'den fazla insan ölmüş vaziyette. İnsanların
binlerce, belki on binlerce ev insanların başına geçmiş vaziyette. Gazze yerle bir ediliyor. Esas yıkılan Gazze. Esas efendim Gazze'de yıkılan insanlık onuru. Esas Gazze'de kırılan insanlığın haysiyeti, şerefi. Bunları görmek lazım. Bunları görmeden ya burada insanlık ölüyor, burada insanlığın haysiyeti kırılıyor, yıkılıyor dediğimiz zaman buna kırıcı demek herhalde çok ciddi, çok büyük bir çifte standarttır. Efendim bir soru daha. CHP bir grup milletvekili bir genel başkan yardımcılarının başkanlığında Gazze'ye kalkan olmaya gideceklerini açıkladılar. Ne dersiniz? Yani öncelikle tabii bu sadece AK Parti'nin meselesi değil. Türkiye'de bütün siyasi partilerin meselesi. Gazze'deki bu vahşeti durdurmak için kim ne inisiyatif yapabiliyorsa, alabiliyorsa bu inisiyatifi alsın. İnşallah bu arkadaşlarımız da oraya gidebilirler. Ne planlıyorlar bilmiyoruz. Ama gerçekten oradaki vahşeti hiç olmazsa durduracak bir adım atacaklarsa biz bu adımdan memnuniyet duyarız. Kim ne yapabiliyorsa bunu yapması gereken bir ortamdayız. Tabii ki sonuç nasıl olur, giderler mi gitmezler mi orasını bilmiyorum. Ama böyle bir niyetin bile ortaya konulmasını takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. Efendim bir başka konuya geçmek istiyorum. Malum Cumhurbaşkanlığı seçimleri, o da gündemin diğer bir önemli konusu. Hatta Filistin olmasa bir numaralı konusuydu. Dün Çatıada Ekmelettin İhsanoğlu'nun ilginç bir açıklaması var. Bugün gazetelerde belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Menderes olmasa Türkiye totaliter rejimden kurtulamazdı şeklinde. Ne dersiniz, nasıl yorumluyorsunuz bu açıklamayı? Tabii ki merhum Menderes'in Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi ve kökleşmesinde gerçekten çok büyük katkıları vardır. Bunu demokrasiyi yerleştirme idealini de canıyla ödemiştir. Bedeli de çok ağır olmuştur. Dolayısıyla samimi, ihlaslı bir şekilde bu süreçte büyük katkısı olmuş, büyük devlet adamıdır. Halkın kalbinde yer etmiş olan bir halk kahramanıdır. Ancak sosyal olaylar bir kişiye mal edilerek hiçbir zaman yorumlanamaz. Türkiye ta uzun yıllardır devam eden, tek parti döneminde devam eden, efendim o İhsanoğlu'nun totaliterleşme dediği eğilime karşı mücadele etmiş bir ulustur. Her tarafta, her alanda, fikir dünyasında, ilim dünyasında her alanda bu mücadele yapılmıştır. Siyaset alanında yapılmıştır. Birinci mecliste mesela Hüseyin Avni Ulaş'ı, birinci meclisteki ikinci grubun önemli isimlerinden Hüseyin Avni Ulaş'ı, Ali Şükrü Bey'i takdirle anmamak mümkün müdür? Yani onlar birinci meclisten itibaren gerçekten Türkiye'de demokrasinin, özgürlüklerin yerleşmesi için fikirlerini bugün bile çok ileri sayılacak düzeyde ifade etmişlerdir. Büyük mücadele verilmiştir, halk mücadele vermiştir. Kolay değil bu millet, 18 sene Tanrı uludur, Tanrı uludur diye ezan dinlemiş, sabretmiş. Kur'an eğitimi yasaklanmış, insanların üzerine baskılar bulunmuş, efendim şapka giymeyi reddetti diye, yazı yazdı diye, şapka giyme kanunundan evvel yazdığı bir makale dolayısıyla idam edilmiş İskilipli Atıf Hoca. Bu dönemlerden Türkiye geçmiş ama halk hiç küsmemiş, hiç darılmamış. Bu mücadeleyi, bu onurlu mücadeleyi, demokrasi mücadelesini, sesini, solunu yükseltme mücadelesini sürdürmüştü. Bu bir toplumsal dalgaydı. Bu dalgadan kaçış yoktu. Ve Allah razı olsun merhum Menderes ve arkadaşları da bu dalganın öncülüğünü yaptılar. Siyaset alanında bu dalgayı yönlendirdiler. Ve Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi konusunda evet önemli adımların atılmasına neden oldular. Ama çok yıllık bu 64 yıllık çok partili siyasi hayatımızda eğer bu noktaya geldiysek, Ali Fuat Başgil Bey'in Allah rahmet eylesin 1960 darbesinden sonra Cumhurbaşkanı adayı olmasına dahi müsaade etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinden. Neden? Ali Fuat Başgil seçkinlerden, elitlerden değil. Ali Fuat Başgil milletin değerleriyle, inançlarıyla uyumlu birisi. Öyle birisi olduğu için ona müsaade etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün Sayın İhsanoğlu'nu vallahi billahi bizim adayımız da dindar birisidir, muhafazakar değerlere sahiptir diye aday göstermek zorunda kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Bu dahi Sayın İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi dahi milletimizin bu memlekette vermiş olduğu demokrasi mücadelesinin çok somut kanıtlarından birisidir. Dolayısıyla bu mücadelede herkesin, en başından itibaren herkesin payı var. Cumhuriyet Halk Partisi de bu paydan nasibini almak mecburiyetinde. Hala eski kafayla Cumhuriyet Halk Partisi de yoluna devam edemez. O eski dikta devirlerinin özlemleri içerisinde hareket edemez, onları bünyesinde taşıyamaz. Merhum Menderes'i ve bütün demokrasi mücadelesine destek olanları rahmetle anıyoruz. Bir başka soruya geçmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu dün bir iftar yemeğinde eğer böyle olduğunu, olacağını bilseydik Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu biz İKÖ başkanlığı için, İslam İşbirliği Örgütü için aday göstermezdik
dedi. Ben şuradan geçmek istiyorum. Siz onun adaylığını nasıl karşıladınız? Sizin için sürpriz oldu mu? Çünkü muhafazakar cenahla çok yakın ilişkileri olan bir isim bir anda Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve bir dizi... İşte söyledim, millet kazandı. Ben seçim meydanlarında, 30 Mart seçim meydanlarında hep şunu ifade ettim. Bütün mitinglerimizde dedim ki bundan sonra halk Cumhurbaşkanı seçtiği sürece milletin çarşısıyla, pazarıyla, türküsüyle, şarkısıyla, kültürüyle, efendim geçmişiyle, tarihiyle, camisiyle, mescidiyle ilgisi olmayan hiç kimse Cumhurbaşkanı olamaz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bunu görmüş ama millet aslı varken faslına niye oy versin? Aslı varken imitasyonuna niye oy versin? Numan Bey, bir başka konu, o da şu yine. Yeni Cumhurbaşkanı'nın nasıl olacağı, kim olacağından ziyade nasıl olacağına dair de bir tartışma gidiyor. Sayın Başbakan dün, bugün gazetelerde görmüşsünüzdür, çok etkili, yetkin bir Cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Hatta Bakanlar Kurulu'nu da zaman zaman toplayacağını, başkanlık edeceğini sinyallerini veriyor, altını çiziyor. Buna karşın bugün Ekmelettin İhsanoğlu Ankara temsilcileriyle beraber bir sohbet toplantısındaydı. O ise başka türlü bakıyor ve ancak fevkalade durumlarda, nedir bu fevkalade durumlar? İşte bir harp olur, o cins şeylerde ancak Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmeli diyor. Ne dersiniz? Şimdi tabii Sayın İhsanoğlu eski Türkiye'nin taleplerini, daha doğrusu eski Türkiye'nin zihin dünyasını deşifre ediyor. Eski Türkiye'nin zihin, zaten öyle bir adayın seçilmiş olması da bunu ortaya koyuyor. Nedir? Cumhurbaşkanlığı makamı siyasetin içerisinde olan bir yer değildir. Dolayısıyla zaten bunu Sayın Kılıçdaroğlu da ifade etmedi mi? Cumhurbaşkanlığı makamı siyasetle ilgili birisi olmasın. Zaten siyaset pis, kötü bir yerdir. Steril bir makam olarak olsun. Ve eski Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı aslında halkın önündeki konulan engelleri düzeltecek, eğer halk milli irade önüne konulan bütün süzgeçleri, engelleri aşarsa, devlet adına halka karşı emniyet sübubu vazifesi görecek bir makamdı. Şimdi bu değişiyor. Yani kimin olacağından ziyade Cumhurbaşkanı'nın halkın doğrudan oylarıyla seçilmesiyle birlikte aslında Türkiye'de bir yerde, evet, anayasa devam ediyor, aynı anayasayla devam ediyoruz. Ama bu dahi, yani halkın Cumhurbaşkanı'nı doğrudan seçmesi dahi Türkiye'de aslında sistemi değiştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının niteliğini değiştiriyor. Yani artık halk kendi içinden birisini Cumhurbaşkanı seçiyor ve çok güçlü seçilmiş bir Cumhurbaşkanı. Zaten yürütmenin de başı olarak mevcut anayasaya göre. Bundan sonra yürütmenin içerisinde aktif olarak yer alacağı açıkça görülüyor. Bu aslında kim olursa olsun böyle olmak zorunda bundan sonra. Ama tabii ki Sayın İhsanoğlu bu reflekslere sahip birisi olmadığı için diyor ki ben öyle bir şey yapmam, ben orada sembolik olarak otururum diyor. Sayın Başbakanımız da diyor ki hayır, ben sembolik olarak oturmam. Milletin doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak anayasanın bana vermiş olduğu bütün yetkileri kullanırım diyor. O zaman siyasetin ağırlığının başbakanlıktan köşke kayacağını söylemek herhalde yanlış olmaz, yanılıyor muyum? Hayır, öyle söylemek, yani siyasetin ağırlığı tabii ki en önemli makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Şu an dahi öyle. Ama sonuçta halkın seçmesiyle birlikte bu doğrudan doğruya böyle olacak ve bundan sonra çok açık söyleyeyim, Türkiye'nin gittiği yönde o tarafa doğrudur. Türkiye bundan sonra da başkanlık sistemine doğru, başkanlık sistemini esas alan yeni bir anayasal reforma doğru adım atacak. Tabii bunu söylerken sadece başkanlık sistemini söylemiyorum. Siyasi partiler yasasıyla, seçim yasasıyla, meclis iş tüzüğüyle, diğer bütün antidemokratik yasalarının demokratikleşmesiyle, Türkiye yerel yönetimlerin daha fazla güçlendirilmesiyle, Türkiye gerçekten yeni bir sisteme doğru dönüyor. Bu sistem de başkanlık sistemidir. Türkiye'nin bundan sonraki gidişatı burasıdır. Doğru olan istikamet burasıdır. Ve bu seçimde bunun bir geçiş noktası olacak. Yani bu seçimde alınacak oylar aslında yeni bir anayasa çıkıp çıkmayacağını ve yapılıp yapılamayacağının da bir sinyal olacak. Büyük oranda öyle olacak. Yani bu ona %100 bağlı değil ama sonuç itibariyle bu seçim inşallah birinci turda Sayın Başbakanımızın ciddi bir oy farkıyla seçilmesiyle sonuçlanırsa, ondan sonra Türkiye'de zaten 30 Mart seçimlerinde milletin AK Parti'ye verdiği ödev oydu. Daha önceki bu parlamentoya da milletin kuruluşunda verdiği ödev oydu. Yeni bir anayasanın yapılması. Bu anayasa başkanlık temelli, özgürlükçü, demokratik, katılımcı yeni bir anayasa olmak mecburiyetindedir. Ve bunun inşallah ruhsatını da, iznini de milletimiz 10 Ağustos'ta verecektir. Numan Bey, bir başka soru. Sayın Başbakan paralel yapının eğer kendisi Cumhurbaşkanı seçilirse Kırmızı Kitap'a gireceğini söyledi. Biz kısaca Kırmızı Kitap diyoruz ama siyaset belgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaset belgesi olarak değerlendiriyoruz. Benim soracağım soru şu efendim.
geçmişte terörün, irticanın iç tehdit sıralamasında bir numaralı olduğu dönemleri yaşadık. Artık iç tehdit sıralamasında paralel yapı bu adımda atıldığı takdirde paralel yapı bir numaralı iç tehdit mi olacak, öyle mi algılamak lazım? Sizin düşünceniz nedir? Şimdi tabii burada herhalde Sayın Başbakanımızın kastettiği şudur. Türkiye, biz maalesef hafızamızı çabuk unutuyoruz. Olayları çok fazla hafızamızda tutamıyoruz ama Türkiye daha çok kısa bir müddet önce, birkaç ay önce fevkalade önemli devlet krizleriyle karşı karşıya kaldı. Geçen Aralık'ı kastediyorsunuz. Aralık'ı, 17 Aralık, 25 Aralık, ama daha önemlisi dış işlerindeki konuşmaların deşifre edilmesi, MİT tırlarına karşı yapılan operasyonlarla Türkiye'nin Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne çıkartılması hazırlıkları. Şimdi bunları gördüğünüz zaman, bunları kimler vasıtasıyla yapıldı? Bunlar, onun için paralel yapı ismi buna konuldu. Devletin içerisinde kamu görevlisi sıfatını kullanan bir takım kamu görevlileri kullanılarak yapıldı. Ve organize bir şekilde yapıldı. Yani felence savcı bey ya da felence polis müdür beyefendi aklına estiği için MİT tırını durdurmadı. Ya da işte Dışişleri Bakanlığı'ndaki diyelim dinlemeyi kim yaptıysa felence oradaki memur hadi bugün de bunları dinleyeyim diye yapmadı. Bunun örgütlü, gerçekten çok iyi organize edilmiş bir iş olduğu açıkça ortadadır. Ve bunların üstüne bir taraftan da gidiliyor. Ama öyle anlaşılıyor ki devletin içerisinde bu tür örgütlenmeler önemli bir kısımda kalmış görünüyor. Dolayısıyla hiçbir devlet kendi milli güvenliğini tehdit edecek olan herhangi bir örgütlenmeye karşı, hele hele devletin içerisinde, devletin kurum ve kuruluşlarında saklanmış, örtülü bir takım örgütlenmelere karşı sessiz kalmaz. Onlara karşı tedbirini, yani devleti koruma tedbirini, devletin kurum ve kuruluşlarını koruma tedbirini bir kenara koymaz. Sayın Başbakanımızın kastettiği budur. Şunu da sormak istiyorum paralel yapıyla mücadele konusunda. Bazı soruşturmalar ilerlemekle beraber çok ağır hareket ediliyor ve veyahut yol alınıyor ve neticede sonuçlara varılması da bana göre gecikiyor. Mesela 12 Eylül ile ilgili hesaplaşmanın kaç sene sürdüğünü hep beraber gördük. 28 Şubat'ta benim bilebildiğim kadarıyla çıkan henüz bir netice yok. Paralel yapıyla hesaplaşmanın da bu süratte olacağını mı düşünüyorsunuz, yoksa bu kez daha hızlı, daha hareketli bir süreç mi bizi bekliyor? Şimdi tabii 12 Eylül yargılanması, 28 Şubat yargılanması kendi içerisinde çok kapsamlı yargılanmalardı. Yani onlarca, belki yüzlerce kişinin işin içerisinde oldu. Bu da benzer oldu. Değil mi Numan Bey? Çünkü bu da benzer bir çok şekilde burada bahsediliyor. Burada belki hepsi bir dosya etrafında bütünleştirilerek değil, onu söylemek istiyorum. Somut olaylar üzerinden gidilerek, işte Adana'daki operasyon, Hatay'daki operasyon gibi, işte dışişleri dinlemesi gibi, buna benzer başka somut olaylar gibi, bu olaylar üzerinden herhalde münferit olarak gidilirse bu sefer daha kolay, daha hızlı bir şekilde sonuç almak mümkün olur. Ama sonuçta bizim siyasetçiler olarak söyleyeceğimiz, biz hiçbir davanın ne avukatı oluruz ne savcısı oluruz. Biz siyasi olarak paralel yapıya karşı duruşumuzu söyleriz. Ama bu işleri sonuçlandırmak devletin savcılarının, devletin yargıçlarının vazifesidir. Onlar da kendi görevlerini yaparlar. Somut delillerini toplarlar, iddianamelerini oluştururlar, mahkemelerini açarlar. Ve ümit ediyorum ki onların sonunda da kim ne yapmışsa devlete karşı, hangi suçu işlemişse bunun da hesabını verir. Filistin'le başladık, Filistin'le bitirmek istiyorum Numan Bey. Şöyle ki, bugün Sayın Ekmelettin İhsanoğlu yapacak şey dış politika üslubunu iç politika üslubundan ayırmak ve sessiz diplomasi izlemek dedi. Ne dersiniz? Sanırım hükümete yönelik bir eleştiri var bu tonda. Şimdi tabii buradan neyi kastediyor bilmiyorum. Zaten İsrail de bunu istiyor, sessiz kalın diyor. Nasıl sessiz kalacaksınız? Yani ortada açık bir zulüm var. Ortada açık bir katliam var. Neredeyse, sessiz diplomasi yapın. Herhalde detaylar zaten, belli olmadan. Zaten onu yapıyor. Hükümet diplomasi kısmını bir türlü yürütüyor. Bunu da davul zurnayla yapacak hali yok. Ama sonuçta kusura bakmasınlar. Yani zalime ya zulmediyorsun demek de suç mudur? Haksızlık yapıyorsun, katliam yapıyorsun demek de suç mudur? Tabii ki bunu yaparken de sadece tek başının bunu Türkiye'nin söylemesi yetmez. Bunun sadece söz olarak söylenmesi de yetmez. Eğer bunu kastediyorsa bunun için de zaten bir diplomatik bloğu oluşturmak. Burada İsrail'i bütün uluslararası platformlarda en azından kınayacak, İsrail'in bu saldırganlığını durduracak işler yapılması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kaldı ki Sayın İhsanoğlu da herhalde katılacaktır. Birleşmiş Milletler hiçbir şekilde fonksiyon icra etmiyor. Allah aşkına biz başından beri sadece bu olayla ilgili değil, Suriye olayıyla da diğer olaylarla da ilgili hep bunu söylemiyor muyuz? Birleşmiş Milletler yeniden yapılanmalıdır. 5 tane ülke
bir tarafta, 195 ülke bir tarafta. 5 tane ülkeden birine sırtını dayayan kim olursa olsun istediği zulmü yapabiliyor. Böyle bir dünya olabilir mi? Biz bunları söylediğimiz zaman nerede Sayın İhsanoğlu, nerede Sayın Kılıçdaroğlu, nerede diğer siyasi partiler? Eğer sesli diplomasi diye bunları eleştiriyorsa bu eleştirileri asla dinlemeyiz. Ama daha fazla şeyler yapalım diyorsak zaten onları yapmaya gayret ediyoruz. Kendilerinin de bu konuda ortaya koyacakları teklifleri de dinlemeye hazırız. Bu bizim sadece Türkiye'nin meselesi değil, sadece hükümetin meselesi de değil. Bütün milletimizin meselesidir. Çünkü biz gerçekten gönlümüzün, zihnimizin bir yarısı bizim için Filistin'dir, bir yarısı Kudüs'tür, bir yarısı Gazze'dir ve bütün mazlum milletlerdir. Biz böyle bunu bir sadece siyaset meselesi de olarak değil, bir insanlık meselesi olarak görüyoruz. Bunu biz bizim medeniyetimizi savunmanın bir parçası olarak görüyoruz, algılıyoruz. Elimizden geleni de yapmaya gayret ediyoruz. Medeniyetimiz derken tabii benim aklıma İslam medeniyeti geliyor ve bir Güney Amerika ülkesinin bu olaylar başladıktan sonra İsrail Büyükelçisini sınır dışı ederken birçok İslam ülkesinin sizin de başınızda söylediğiniz gibi sessiz kalması, sanki bir şey söylemekten çekinir gibi davranması bana da geçmişte Irak'ta yaşanan orada Türkmenler, orada Müslümanlar birbirlerine kıyılırken sessiz kalması hep bunları hatırlatıyor. Herhalde İslam dünyası olarak daha uzun bir sürede bu tabloya alışık kalacağız. Maalesef ama İslam dünyası derken de yöneticilerle halkları ayırmamız lazım. İslam dünyasının halklarında ve Batı dünyasında da halkın içerisinde çok önemli bir şekilde bu konulara karşı çıkanlar oluyor. Fakat maalesef İslam dünyasında büyük bir siyasi irade zafiyeti var. Kağıt üzerinde bir takım örgütlerimiz var. Onlar doğru dürüst çalışmıyor. Bunlardan bir tanesi de Sayın İhsanoğlu'nun uzun yıllar başında kaldığı İslam İşbirliği Teşkilatı. Dolayısıyla elimizde imkanlarımız var, argümanlarımız var. Hatta bunları çalıştıracak olan insan gücü de var ama maalesef bu niyet yok. Niyet olmadığı için bütün örgütlerimizde, ülkelerimizin gösterdiği tepkilerde maalesef kağıt üzerinde tepkiler olarak kalıyor. Hatta bir kısmı da hiç tepki göstermiyor. Ağzını tamamıyla suskun bir şekilde bir kenarda oturuyor. Numan Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Soruları yanıtladınız. Efendim yayın konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'tu. Vaktimiz el verdiğince soruları yanıtladı. Filistin sorununa odaklandık. Vaktimiz el verdiğince Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yönelik sorularımızı ilettik. Her zaman dediğimiz gibi yorum siz dinleyenlere ait. Yeniden görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. İyi bir gün dileğiyle. Sayın seyirciler.